Mutlu akşamlar. Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Süper Lig'in 23. haftasında şu ana kadar oynanan maçlarda alınan sonuçları ve haftanın programını ekranlara getirelim. Göztepe 1, Trabzonspor 3, Çaykur Rizespor 3, Evkur Yeni Malatyaspor 0. Demir Grup Sivasspor 1, Antalyaspor 2, Aytemiz Alanyaspor 3, Kasımpaşa 0. 5. dakikasında yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Medipol Başakşehir Bursaspor karşılaşması yarın saat 19'da kaldığı yerden devam edecek. Yarın saat 13.30'da MK Ankara Gücü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak. 16'da Atiker Konyaspor İstikbal Mobilya Kayserispor'la mücadele edecek. 19'da Galatasaray ve Akhisarspor kozlarını paylaşacak. Yine aynı şekilde ertelenen Bursaspor maçı 19'da oynanacak. 23. haftanın kapanış mücadelesinde pazartesi günü saat 21'de Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi var. Değerli izleyenler, Başakşehir-Bursaspor maçına kar engeli geldi. Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak karşılaşma yoğun kar yağışı nedeniyle 5. dakikasında durdurularak ertelendi. Karşılaşma yarın aynı saatte 5. dakikadan itibaren oynanacak. Şimdi İstanbul'a bağlanıyoruz. Olay Gazetesi spor yazarı Beytullah Suat'tan son gelişmeleri alacağız. Sayın Suat, söz sende. Evet Melisa, Başakşehir Fatih Terim stadından mutlu akşamlar diliyorum. Bursaspor ve Başakşehir arasındaki mücadele olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın aynı saate ertelendi. Karşılaşmanın 5 dakikalık bölümünün oynandığını söyleyebiliriz. Ancak görüş mesafesinin kısalması ve yoğun yağışın devam etmesinden dolayı hakem Halis Özkahya, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından mücadelenin yarın saat 19'a ertelendiğini söyledi. Tabii ki ilk 5 dakikalık bölümde futbolcular arasındaki yapılan mücadelelerin oldukça güç olduğunu da söyleyebiliriz. Özellikle Çetçü'nün bir hava topu mücadelesinde epey zorlanması sonucu hakem Halis Özkahya böyle bir karar aldı. Tabii İstanbul'da yarın da yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Bu mücadelenin oynanıp oynanmayacağı konusunda yine belli bir takım soru işaretleri olduğunu belirtelim. Başkan Ali Ay biraz önce yaptığı açıklamada iptal kararının son derece normal olduğunu ancak karşılaşmanın yarın da oynanıp oynanmayacağı konusunda bir takım soru işaretleri olduğunu belirtti. Gerek Bursasporlu gerekse Başakşehirli futbolcular az önce stadyumdan ayrıldılar. Bursasporlu futbolcuların kamp yaptıkları otele gittiklerini söyleyebiliriz. Tabi burada yaklaşık 1000 kadar Bursaspor taraftarı da bulunuyordu. Takımlarını desteklemek için Bursa'dan geldiler ve yapılan anons sonrası karşılaşmanın yarına ertelendiğini belirttiklerini söyleyelim Melisa ve sözü sana bırakalım. Beytullah Suat'a İstanbul'dan aktardıkları için teşekkür ediyoruz. Bültenimize devam ediyoruz. Bursaspor'da Ali Ay yönetiminden prim hamlesi geldi. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte artık futbolcular iç saha maçlarından 40 bin Türk lirası, deplasman maçlarındansa 50 bin Türk lirası ücret alacak. Bursaspor'da Başkan Ali Ay yönetimi, kulübü Süper Lig'de geçirdiği sancılı günlerden kurtarmak amacıyla çalışmalar yapıyor. Yönetim, futbolcuları teşvik ve motive etmek amacıyla prim yükseltme hamlesi yaptı. Sezon başından bu yana galibiyetler için iç saha maçlarına 15 bin Türk lirası, deplasmana da 25 bin Türk lirası prim ücreti veriliyordu. Ayrıca alınan beraberliğin rakamı da 12 bin 500 Türk lirasıydı. Hafta içinde yapılan düzenlemeden sonra artık yeşil beyazlı futbolcular ligin kalan haftalarında iç saha maçları için 40 bin Türk lirası, deplasmanda kazanmaları halinde ise 50 bin Türk lirasını ceplerine koyacak. Öte yandan Başkan Ali Ay'ın teknik direktör Samet Aybaba aracılığıyla Mart ayının ilk haftasında maaş ödemesi yapacağı da edinilen bilgiler arasında. Beşiktaş'ta 2019 yılının ilk olağan divan kurulu toplantısı Vodafone Park'ta yapıldı. Toplantıya Başkan Fikret Orman'la Genel Kurul üyesi Aydoğan Cevahir arasında yaşanan gerginlik damga vurdu. Beşiktaş'ta 2019 yılının ilk olağan divan kurulu toplantısı yapıldı. Vodafone Park'ta yapılan toplantıda kulübün borcu toplam 2 milyar 314 milyon Türk lirası olarak açıklandı. Toplam borç 2 milyar 314 milyon 695 bin 709 TL'dir. Başkan Fikret Orman göreve geldikleri 2012 yılından bu yana kulüp içinde yapılan faaliyetler hakkında üyeleri bilgilendirdi. 2018 senesine geldiğimiz zaman da
Beşiktaş'ın borcu 2 milyon 80 bin liraya çıkmış vaziyette. Bu nasıl geldiğini de birazdan anlatacağım size. Yani 326 milyon dolardan almış olmuş olduğumuz borç 403 milyon dolara gelmiş vaziyette. Biz geldiğimiz günden beri Beşiktaş'ın her noktasına yatırım yaptık. Üçüncü şampiyonluğu almaya çok odaklanmıştık. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci seferinde de önemli işler yaptık. Takımın maliyetini yükselttim. Hata ettim. O gün itibariyle şirin olmuş olabilir ama maliyet açısından hata ettim. Programı olmayan, lideri olmayan bir muhalefet hiç gördünüz mü siz? Ben de diyorum ki çıkın aday olun. Şimdi ben aday olmasam 10 tane aday çıkacakmış. Siyah beyazların divan kurulu toplantısına gerginlik damga vurdu. Genel kurul üyesi Aydoğan Cevahir'in Başkan Orman'ın konuşması sırasında sözünü kesmesi ikili arasındaki tansiyonu yükseltti. Sen ben konuşurken laf atma bana. Efendim? Ne, sen mi kararını vereceksin ne söyleyeceğime? Neyi tahrik ediyorum? Sen kimsin de tahrik edeceğim ben seni? Evet. Ben ne konuş? Burada kulübün başkanı konuşuyor. Sen bana laf atma. Daha sonra Aydoğan Cevahir yapılacak seçimlerde Beşiktaş başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Ve ben de Mayıs'taki kongrede başkan adayı oluyorum. İlk defa alıyorum başkan adayı. Başkan adayı oluyorum. Hodri Meydan. Hodri Meydan. Günün öne çıkan gelişmelerinden hazırladığımız spor turuna ekranlara getirelim. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi öncesinde Sarı Lacivertli taraftar grupları, Fenerbahçeli futbolcuları Samandıra Cambartu tesislerinde ziyaret etti. Antrenman başlamadan önce futbolculara tezahürat yapan taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal ve Volkan Demirel'e çiçek takdim etti. Taraftarlar, oynanacak derbi öncesinde futbolculardan galibiyet sözü aldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Aytemiz Alanyaspor için 75 milyon liralık bedelle yaptırılacak tesislerin temeli Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından atıldı. Temel atma töreni öncesinde taraftarlar Bakan Çavuşoğlu'na üzerinde Antalya'nın plakası olan 7 rakamı ve isminin yazılı olduğu Alanyaspor formasını hediye etti. Törende konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Bugün hepimizin sevdası Alanyaspor'umuz için tarihi bir gün. Tamamlandığında hepimizin gurur duyacağı bir tesisin temelini birlikte atıyoruz." dedi. Amerikan Basketbol Ligi NBA'de uzatmaya giden maçta Oklahoma City Thunder sahasında Utah Jazz'ı 148-147 yendi. Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncuları Russell Westbrook ve Paul George'un etkili performanslarıyla galibiyete ulaşmayı bildi. Bu sezon 38. galibiyetini alan ev sahibi ekipte Westbrook 43 sayı 15 rebound 8 asistlik, George da 45 sayı 9 rebound ve 7 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadı. Donovan Mitchell'in 38 sayı ürettiği konuk takımda Rudy Gobert 26 sayı 16 rebound, Derek Favors 24 sayı 11 reboundla double-double yaptı. Amilli erkek basketbol takımı 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa elemeleri kapsamında çıktığı 5. maçında Slovenya'yı 77-58 mağlup etti. Milliler son maçını pazartesi günü deplasmanda İspanya ile yapacak. 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur I grubu 5. maçında Türkiye Slovenya ile karşılaştı. Dünya Kupası'na gitmeyi önceden garantileyen milliler, Ankara Spor Salonu'ndaki mücadelede ilk çeyreği 11-17 geride kapattı. Ardından toparlanan ve üstün bir oyun sergileyen 12 dev adam ikinci yarıya 34-26 önde girdi. Üçüncü çeyreği de 58-42 önde kapatan Türkiye, karşılaşmadan 77-58 galip ayrıldı. Mücadelenin en skorer ismi attığı 22 sayıyla Burhan Tuncer oldu. Bursa Spor basketbol takımı Türkiye Basketbol Ligi'nin 20. haftasında final spora konuk oldu. Yeşil Beyazlılar mücadeleden 87-59 galip ayrılarak Süper Lig yolunda emin adımlarla yürümeye devam etti. Türkiye Basketbol Ligi'nin 20. haftası Bursa derbisine sahne oldu.
Bursaspor basketbol takımı final spora konuk oldu. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ve baştan sona üstün bir oyun sergileyen Pota'nın timsahları ilk çeyreği 12-21 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı iyice arttıran Yeşil Beyazlılar ikinci yarıya da 28-48 önde girdi. Üçüncü periyotta rahat bir oyun sergileyen Bursaspor son çeyreğe 40-72 önde girdi ve mücadeleden 87-59 galip ayrıldı. Bültenimizde sırayı farklı branşlarda mücadele eden Bursa ekiplerinin maç sonuçları ve programı alıyor. Farklı branşlarda mücadele eden Bursa ekiplerinin maç sonuçları şöyle. Türkiye Basketbol Ligi. Final Spor 59, Bursa Spor 87. Voleybol Sultanlar Ligi. Nilüfer Belediyesi 0, Fenerbahçe 3. Erkekler Voleybol 2. Ligi. İnegöl Belediyesi 3, Gemlik Basket 0. Pazar, TFF 2. Lig Beyaz Grup. 13.30, Samsun Spor İnegöl Spor. TFF 3. Lig 3. Grup. 13.30, Karacabey Belediyesi Turgutlu. Voleybol Efeler Ligi. 17, Arhavi Belediyesi İnegöl Belediyesi. Erkekler Voleybol 1. Ligi. 16, Bornova Anadolu Lisesi Bursa Büyükşehir Belediyesi. 17, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tofaş. Kadınlar Voleybol 2. Ligi. 14, Kale 1957 Nova Gençlik. Kadınlar Basketbol Ligi. 14, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, Türkiye Basketbol 2. Ligi, 16.30, UPS, Gemlik Basket, Kadınlar Handball Süper Ligi, 16, Osman Gazi Belediyesi, Üsküdar Belediyesi, Erkekler Handball Süper Ligi, 17, Adıyaman Belediyesi, Nilüfer Belediyesi. Spordaki gelişmeleri aktardık. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.